Gökçeada Devlet Hastanesi modern donanımlı yeni binasında hizmet sunmaya başladı. Konuyla ilgili Ton TV'ye açıklama yapan İl Sağlık Müdürü Gökhan Baştürk, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasıyla eskisinden çok daha iyi ve kaliteli hizmet vereceğini söyledi. Gökçeada Devlet Hastanemiz bizim için en önemli hastanemizden bir tanesi. Ada statüsünde nüfus ne olursa olsun özel olarak oraya desteklediğimiz bir hastane. Şu anda Gökçeada Devlet Hastanemiz servis yatakları, acil servisi, yoğun bakımı, diyalizi ve yeni teknolojik ekipmanlarıyla gerçekten nüfusa göre çok çok daha kaliteli hizmet veren bir hastane. Yoğun bakımımız ilk defa hizmete girdi. Ben buradan hizmete girmesinde emeğe geçen tüm devlet büyüklerine ve bakanımıza teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir vizyon oldu. Eskiden yoğun bakımımız yoktu. Biz sevk edilmesi gereken ya da yakın takip edilmesi gereken hastaları ayrıca takip etmek zorunda kalıyorduk. Artık yoğun bakımda daha hizmetler verebileceğiz. Bunun gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Bütün hekimlerimiz var mı? Hayır, yok. Hangi hekimlerimiz var? Kadın doğum, çocuk, genel cerrahi, anestezi uzmanı, dahiliye, aile hekimi uzmanı, acil servis hekimi gibi hekimlerimiz var. Bütün hekimler niye yok? Bütün hekimlerin olması gereken hastanelerde bütün cihazların da olması lazım ve bütün ameliyatların da yapılması lazım. Bu da tabii ki devlet planlamasında göre, nüfusa göre yapılmış bir hizmet. Yani 300 bin kişinin yaşadığı nüfusa gerekli doktor planlamasıyla Gökçeada'nın nüfusuna göre yapılması gereken doktor planlaması farklı oluyor. Biz oraya beyin cerrahı göndersek bile o ekip ameliyat yapabilecek bir ekip olması lazım. Bu da onlarca personel demek. Beyin cerrahisine özgü yoğun bakım, beyin cerrahisine özgü cerrahi aletler, beyin cerrahisine özgü hemşire, beyin cerrahisinin olması gerektiğine bağlı görüntüleme yöntemleri, ilaçlar. Yani bu sadece tek başına hekimle çözülebilecek maalesef bir durum değil. Peki biz bu sorunları nasıl aşıyoruz? Her hastamız çok değerli. Herkesin başına kalple ilgili, beyinle ilgili, kazayla ilgili, travmayla ilgili bir şey gelebilir. Biz anlık müdahalesini edip, hastaları stabil edip, yakın zamanda deniz ambulansı olabilir, hava ambulansı olabilir. Biz bu vakaları oradan Çanakkale'ye çekmeye çalışıyoruz ki bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum.